şurası. Tamam. Önce planımızı açıklayacağım. Şimdi önce ben muayenehanede yaptıklarımdan dolayı özür dileyeceğim. Sonra şelalenin hamileliğiyle ilgili ne kadar mutlu olduğumuza dair bir takım yalanlar sallayacağız. Sonra benim portakallı kekimin mucizesi başlayacak. Şelale bu keke bayılıyor. Şelale kekini diye yerken biz de eğer babam ona evlenme teklif ederse kabul etmemesi için onu ikna etmeye çalışacağız. Anlaşıldı mı? Anladım. Sana babamla evlenmeyeceksin dedim. Bunu iyice aklına sok. Fırsat düşkünü aşifte. Portakallı kek? Aa, bana mı dedin? Sensin portakallı kek. Ayrıca alın babanızın turşusunu kurun. Çok bayılıyordum sanki babanıza. Aa, nesi varmış babamın? Para desen onda, yakışıklılık desen onda. Nesini beğenmiyorsun da evlenmiyorsun? Arzu. Ha, anladım. Sana babamla evlenmeyeceksin dedim. Bunu iyice aklına sok. Fırsat düşkünü. Portakallı kek. Alın babanızı da başınıza çalın. Çok sanki bayılıyordum ben babanıza. Hem aşık değiliz, bir şey değiliz. Evleneceğiz de ne yapacağız? E ayrıca benim erkek arkadaşım var zaten. Tamam o zaman bize bir iyilik yapar mısın? Babamı arayıp onunla evlenmek istemediğini söyler misin? Tamam. Siz de bana bir iyilik yapın da şu bulmacayı bitirin lütfen. Bu kimdi acaba? Şey ya. Şey mi? Ay tamam be. Üf. Tamam sıkıldım. Hadi kızlar bana müsaade artık. Hadi. Demek ki babamla senin canın başı başına ayrılacaklardı. O zaman ne yapacağız? Buldum. Tarık Tarcan. Hep bulmacalara onun resmini koyarlar zaten. Asıl ben buldum. Kim? Ne yapacağımızı buldum. Hadi yürü. Portakallı kek. Hayır, teşekkür ederim. Burada kimse yemek istemiyorum işte. Demek bu olmamış. Ay bırak artık inadı. Ne işiniz var sizin burada? Şimdi ablamın şeyi eskiden çok azdı. Son zamanlarda bir azdı, bir azdı. E biz de size gelelim dedik. Hadi abla kaldır şu eteğini. Göster Sevinç teyzeye sellülitlerini. Sensin sellülit. Sevinç Hanım, sebebi ziyaretimiz. Bu olaylar vuku buldu. Ay ben böyle süslü püslü laflarla uğraşamayacağım şimdi. Sevinç Hanım, babam sizi deli gibi seviyor. O kadar deli gibi seviyor ki akıl hastanesine yatacak neredeyse. Sen de bu gidişle dispantöre yatacaksın. Çünkü vicdan azabından verem olacaksın. Sevinç Hanım, babamın tek istediği bu hayatta sizinle birlikte olabilmek. E siz de babamla birlikte olmayı istiyorsunuz. Bunun adı aşk. Ne olur yeniden deneyin. Hem babam çok zengin. 50.000 dönüm arazisi var onun şeyde. Şeyde. Salapatonya'da. Ya babam orada çok büyük bir adam. Oranın şeyi ağası. Şeyin ya işte sala ne demiştim ben ya? Salapatonya. Oralı mısın yoksa?